kurban kesin diye bir emir vermiyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü sorum kurbanla ilgili, kurban bayramı. Kurban kesmek ne anlama geliyor? Allah bizden bunu neden istemiş olabilir? Ve mesela biz hayvan kesmek istemiyoruz. Bunun yerine bir şey yapabilir miyiz? Şimdi esasında kurbanla ilgili ben çok konuşmalar yaptım. Çok da yazılar yazdım. İnternet ortamında ve benim internet sitesinde bu konuyla ilgili uzun uzun makaleler var. Kurbanla ilgili, kurban bayramıyla ilgili. Ben yaklaşık 20-25 yıldır kurban kesmiyorum. Sebebi İslamiyet'te kurban olduğuna inanmıyorum. Bu konuyla ilgili çok araştırmalar yaptım. Geldiğim sonuç budur. Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde kurban olduğu iddia edilen ayet var. Bu ayetlerle ilgili olarak Kur'an'da kurban ayetleri haritası diye bir yazı yazdım. O yazıda uzun uzadıya okunabilir. İhsanaçık.com internet sitesinde mevcuttur. Kur'an'da kurban ayetlerinin haritasını çıkardım. Yaklaşık 11 yerde. Hiçbirinde de kurban kelimesi geçmiyor. Yani kurban kesmek. Türkçe'de kullandığımız kurban kesmek. Bir hayvanı kesmek anlamında kurban kesmek geçmiyor. Mesela bir yerde Fesallil Rabbike venhar diyor. Namaz kıl, kurban kes diye çeviriyorlar. En çok bilinenden başlayalım. Kevser suresi. Şimdi beni dinleyen her hemen o zaman Kevser suresi ne diyeceksin diyeceklerdir. Orada diyor ki Fesallil Rabbike venhar. O zaman namaz kıl, kurban kes diye çeviriyorlar. Şimdi bu ayet geldiğinde Kevser suresi henüz daha Mekke döneminin birinci yılı. Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasına daha 22 yıl var. 22 yıl Kur'an iniş süreci devam etmiş. 23 yıl. İlk birinci yılda gelmiş. Mekke'de ne namaz kılmak var ve kurban kesmek var. Zaten gizlilik şartları var. Odalarda toplanıyorlar. Açıktan toplanamıyorlar. Orada böyle kurban kesme falan ibadetleri falan yapılamıyor. Bunlar hepsi Medine döneminde oluyor. Medine döneminin ikinci yılından itibaren bayram falan olmaya başlıyor. Peki Mekke dönemin daha ilk yılında namaz kıl, kurban kes nereden çıkıyor? Çünkü namaz kıl ve kurban kes demiyor. Namaz diyor da başka yerlerde. 10 yerde, namazda 10 yerde. Kurban hiç yok, namazda 10 yerde. Yaklaşık 10 yerde geçiyor. Onun da cezası yok, kazası yok. Fesallil Rabbike venhar demek Allah'tan yardım iste, destek iste ve yanına gelen köleler, zayıflar, güçsüzler, sana yardım isteyenler, etrafına toplanan yoksullarla yardımlaşma ve dayanışma içinde ol diyor. Mekke döneminin daha birinci yılındayız. Ve güçlüklere göğüs ger diyor. Venhar, deveyi boynundan kesmek olarak, yani kurban kes, hayvanı boynundan kesme diye çeviriyorlar. Hayır, o anlama gelmiyor. Devenin kesilirken göğsünü böyle ileri çıkararak kesilmeye karşı böyle direnme esnasında gösterdiği harekete nahar diyor Araplar. Dolayısıyla bu direnmek demektir. Yani birçok sahabede, Hazreti Ali'de böyle yorumlamıştır. Ve Mekke döneminin ilk yıllarında peygambere yönelik baskılara karşı direnmesi, nahar yapması, direnmesi, kendini kesmek isteyenlere, adeta hayvan gibi böyle yok etmek isteyenlere, suikast düzenlemek isteyenlere karşı direnmesi isteniyor. Ve etrafındaki insanlarla dayanışması ve Allah'tan da yardıma destek istemesi, destek istemesi gerektiği söyleniyor. Kevser suresinde anlatılan budur. En çok meşhur olan bu. Sonra diğer yerlere tek tek gidebiliriz aslında. Hani özet olarak söylüyorum. 10 yerin, 11 yerin hiçbirinde de kurban kelimesi geçmiyor. Mesela bir yerde Behimetül Enam diyor. Büyükbaş hayvanlar.
başka bir yerde mensek diyor. Kurban kesme yeri diye çevriliyor. Halbuki nusuk icra etme yeri, ritüel icra etme, işte hac menasikini yerine getirme yeri anlamına gelen kelimeler kullanılıyor. Bu şekilde kullanılan kelimeler var. Bunların hiçbirisi ibadet amacıyla bir hayvanı kesip kanını akıtmak anlamına gelmiyor. Ama İslam'da et yemek, koyun eti, hayvan eti, bu ayrı bir konu. İnsanlar kasaplara giderler, oradan et alırlar, yerler. Hayvan kesmeyin, et yemeyin falan demiyor. Böyle kesin bir ifade yok Kur'an'da bu hususta. Ama ibadet amacıyla, Allah'a hoşnut etmek amacıyla bir hayvanı alıp onun kanını akıtmak. Kan akıtınca işte alnına falan sürmek. Ve bunu büyük bir duayla, büyük bir günahları affolacağı şekilde düşünerek yapmak. Yani ben kurban kestim, Allah günahlarımı affetsin. Bu yılki kestiğim kurbanla herhalde şu kadar günahım affolmuştur diye bir şey yok. İbadet amacıyla hayvan kesmek yok. İbadet amacıyla kan dökmek yok. Hayvan kanı dahi olsa ibadet amacıyla kan dökülemez. Başka bir amaçla da zaten dökülemez. Hele hele ibadet amacıyla hiç dökülemez. İslamiyet'te kan dökülerek ibadet diye bir şey yoktur. Ama İslam'ın içinde doğduğu toplum olan Araplarda vardı. Hala da var. Müslüman toplumların hemen hemen hepsi var. En çok da Türkiye'de var. Bu hususta Türkiye şampiyon. Yani %98 oranında kurban kesme oranıyla dünyada birinci sırada geliyor. İslam ülkeleri içinde de birinci sırada geliyor. Bu İslamiyet'ten gelen bir şey değil bu. Ta eski Orta Asya şaman kültürüne kadar falan giden bir gelenektir, örftür, adettir. O nedenle kesilip durulmaktadır. Ben burada işin dini boyutunu özellikle vurgulamak durumundayım. Şimdi Kevser suresinden sonra bir de çokça bilinen bir olay daha var. Ondan bahsetmekte fayda var. O da İbrahim'in oğlunu kurban kesmesi hadisesi. Hemen hemen herkes o fotoğrafı hatırlar. Ya evde, ya dükkanda, ya da herhangi bir yerde görmüştür. İbrahim oğlunu İsmail'i yere yatırmış. Şaka üzerinde tam bıçağı vuracakken gökten kanatlar içerisinde melek koçu getirir. Ve İbrahim de oğlunu kesmekten kurtulur. Kesmez. O gün bugündür de hayvanlar, insanlar kesilmez. Yani ta çocukluğundan beri Müslüman kültürde büyüyen herkes bunu düşünmüştür herhalde. Ya İbrahim oğlunu kesseydi, belki de kesilenlerden birisi de ben olacaktım. İyi ki orada kesildi bu işte. Biz yaşıyoruz diye çok dua etmişimdir. Birçok insan böyle düşünür yani. Şimdi bu olayın aslını araştırdığımızda burada da bir koç verme olayı olmadığını görüyoruz. İbrahim bir rüya görüyor. Hazreti İbrahim. Çünkü Babil İmparatorluğu döneminde yaşamıştır ve Babil'de insan kurbanları vardır. Kurban kesmek Allah'a inanmaktan beri eskidir insanlık tarihinde. Kurban kesmek. İnsanlar önce korktuğu tanrılara kurban kesmişler. Ondan sonra tek tanrı inancına falan ulaşmışlar. Dolayısıyla kurban sadece hayvanlardan da olmuyor. Yaprak kesiyor, bitki kesiyor, elini kesiyor, ayağını kesiyor, burnunu kesiyor. Böyle habire kesiyor yani. Böyle keserek tanrılara bir şey adama kültürü. Ta insanlıkta çok eski ve çok acılı bir dönem. Bunu atlatmak için epey bir insanlık çile çekmiş yani. Kansızlığa, kurbansızlığa ulaşmak için. Ve İslamiyet bunun son temsilcisi olarak kurban kesin diye bir emir vermiyor. Araplarda var ama. Hocam tam burada araya girerek bir soru sormak istiyorum. Hı. Peki bunun İslamiyet'te ibadet olarak yorumlanmaya başlaması ne zaman o zaman? Yani hayvan kesme, evet Araplarda vardı, birçok kültürde vardı. Peki ibadet olarak nasıl yorumlanıyor ve bizim hayatımıza bu denli giriyor? Evet, şimdi Araplar, Yahudiler,
Yahudi kültürü, İbrani kültürü, Hristiyanlar, Sabiler, Mecusiler, İranlılar, Türkler, Şamanlar, bütün bu coğrafya kurban coğrafyasıdır. Araplar kurban kesiyordu. Kabe'nin etrafı kurbanlarla doluyordu. İslamiyet böyle bir ortamda doğdu. Ama bunu devam ettirin demedi. Bunu bitirin dedi. Onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Yani haddini bilmenizdir ve saygılı olmanızdır. Ben sizden bunu bekliyorum. Demiş oldu. Şimdi İbrahim'den beri, ta Babil'den beri devam ediyor işte. Onu söylüyordum. Babil'den beri bu devam eden bir gelenek idi. İbrahim bir rüya gördü etkisinden dolayı. Oğlunu kesiyor, görebilir yani bir peygamber rüyasında. Çünkü herkes en sevdiğini kesiyor, o da rüyasında oğlunu kesiyor, görmüş. Bunu oğluna söylemiş. Oğlu da onu gerçekten Allah'ın emri falan zannetmiş. O da bunu yerine getirmeye çalışırken içine bir ses doğuyor. Ve bunu yapmaması gerektiğini kendisine söylüyor. Ve onu yapmıyor. Ayette biz onu büyük bir hata yapmaktan kurtardık diyor. Bu ayet biz ona büyük bir koç verdik şeklinde çevriliyor. Zıbhi azim büyük bir hata yapmaktan kurtulmak demektir. Yani oğlunu kesme şeklinde büyük bir hatadır, büyük bir yanlışlıktır bu. İbrahim'i biz ondan kurtardık. İçinde bir ses, vahiy, fısıltı doğurarak bundan vazgeçittirdik ve onu büyük bir hata yapmaktan kurtardık diyor. Şimdi bu ayet, ayette geçen zibi azim, biz ona oğlunun yerine büyük bir koç verdik. Kurbanlık koç verdik. Zibi azim, büyük bir kurbanlık kesilecek. Zibi kurbanlık, kurbanlıktan ziyade büyük bir hataya uğramak, büyük bir hata yapmak anlamına geliyor. Büyük bir kazaya uğramak anlamına geliyor. Nitekim kesilen hayvan da büyük bir kazaya, ölümüne mal olacak bir kazaya uğramış oluyor. Kelime orada o anlamda kullanılırken bu daha sonra kurban olarak anlaşılıyor. Ve nesillerden beri böyle geliyor. Sadece Müslümanlarda, Araplarda değil, başka milletlerde de var. Hala da var. Ama İslamiyet'te kurban diye bir şey yok. Hayvan kesmek diye bir şey yok. Kan akıtmak diye bir şey yok. Şimdi Araplar yaptığı için, Kur'an-ı Kerim'de bu açık bir emir olmadığı için, var olan 11 tane ayetin hepsi de var olan durumu düzenlemeye yönelik emirler olduğu için, kimi kelime yanlışlığından, kimi başka şeylerden ve mesela hacca giden birisi 4 mezhebe, bütün mezheplere göre kurbanı herkesin kesmesi gerekmez. Sadece hacca gidenler keser. Hacca gidenlerden de kurban kesmeden adam haçtan dönse haccı kabul olmaz diye bir şey yok. Çünkü haccın rüknü değil. Haccın rüknü ikidir. Kabe'de tavaf, Arafat'ta vakfe. Yani Arafat Dağı'nın eteğinde vakfeye duracaksın bir akşam, sabaha kadar. Bir de 7 defa Kabe'nin etrafında böyle döneceksin. Haç dediğin budur. Bunun dışındaki şeyleri yapmadan dönsen de olur. Kurban kesmesen de olur. Haccı bir rüknü değil, gereği değil yani. Eğer çok gerekli olsaydı bir rükun haline getirilirdi. Farz falan haline getirildi. Öyle bir gereklilik yok. Öyle bir farz falan yok. Zaten 4 mezhebin 3'üne göre, Hanefi mezhebinde yarıdan fazlasına göre sadece hacca gidenlerle ilgilidir. Onlar da dışarıdan gelenler yesinler, içsinler, karınlarını doyursunlar diye. Tanrı'ya kurban sunma amacıyla değil. Tanrı'ya kurban sunma amacını daha önce Araplar yapıyordu. İslamiyet o geleneği devam ettirmedi, sürdürmedi. Bunların etleri kanları Allah'a ulaşmaz dedi. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır, saygınızdır, haddini bilmenizdir, kul hakkı yememenizdir demek istedi. Dolayısıyla Kur'an'daki ayetlerin tamamını okuduğumuzda ortaya bu sonuç çıkıyor. Özet olarak şöyle diyebiliriz. İnsanlık tarihinde kurbanla ilgili 3 dönem vardır. İbrahim dönemine kadar İnsan kurbanları vardı. İbrahim'le beraber, işte o İsmail olayıyla beraber tanrısal irade insan kurbanına son verme
iradesi beyan etmiş oldu. Yani insan, insanları kurban etme çağı İbrahim'le beraber bitti. Ama ondan sonra insanlar hayvanları kesmeye devam ettiler. Peygamberle beraber, Muhammed Peygamberle beraber de hayvanları da kesme çağı bitti esasında. Artık hiçbir şeyi kesmeye gerek yok. Kan akıtmaya gerek yok. İbadet amacıyla herhangi bir şeyi adamaya gerek yok. Bunun yerine insanlar yoksulları doyurmalıdır. Muhtaçlara el atmalıdır. Fakire, fukaraya, ihtiyaç sahiplerine kurban için ayırdıkları paraları vermelidirler. Onlara göndermelidirler. İnsanların borçlarını ödemelidirler, faturalarını ödemelidirler. Kiralarına destek çıkmalıdırlar. Bunlar da benim görüşüme göre kurbandan daha büyük sevaptır. Çok teşekkürler hocam cevabınız. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.